Merhabalar. Sosyalleşemeyen, içe kapanık, içine dönük insan mısınız? Üzülmeyin, çünkü dünyanın sizlere ihtiyacı var. Gelin 10 maddede inceleyelim içe kapanık insanların güçlü özelliklerini. İlk madde, çok fazla arkadaşları yoktur. Sınırlı sayıda az arkadaşları vardır. Bu bir avantaj mı diye soracak olursanız, kesinlikle bir avantaj sağlıyor içe dönük insanlara. Çünkü değerli vakitlerini sosyalleşmeye ve birçok insana harcamıyorlar. Sadece birkaç arkadaşa vaktini ayırıyorlar. O arkadaşlarının da problemlerini çözen ve gerçekten dinleyen kişiler bu içe dönük insanlardır. Mutlaka arkadaşlık yapacaksanız içe dönük bir kişiyle, içine kapanık bir kişiyle arkadaş olun. Çünkü onlar derinlemesine her konuyu incelerler ve eğer ki sizin derdinizi dinliyorlarsa sorunu çözecek kişiler de bu içe dönük kişilerdir. Peki bu içe dönük kişilere nasıl bir avantaj sağlar? Dediğim gibi sosyalleşme ve birçok arkadaşa zaman ayırmadıkları için, sadece birkaç arkadaşları olduğu için kendi gündemlerine, kendi konularına, kendi hobilerine, işlerine ve hayatlarına çok iyi odaklanırlar. Vakti, hayatı çok efektif, verimli kullanırlar kendileri için. İkinci madde, depresyona girmezler. Diğer insanlar, içe dönük insanlarla ilgili ne düşünüyor, çevre ne düşünüyor kendileriyle ilgili aldırmadıkları için, önemsemedikleri için buradan bir darbe yemezler. Bu anlamda depresyona girmezler. Diğer depresyona girmeme sebepleri de zaten yalnız başlarına çok iyi vakit geçirirler, enerjilerini toplarlar, kendi ilgi alanlarına odaklanırlar ve sıkılmazlar, bunalmazlar tek başlarına. Bu bir genetik özelliktir. Daha bebekkenden, çocukkenden bırak o kişiyi, bir dünya oyun yaratır. Kendi dünyasını yaratır. Kendi hayal dünyasını yaratır. Ve bu kişiler bu yüzden yalnız başlarınayken de depresyona girmezler. Sürekli konularına odaklanırlar. Çözecek, yapacak işleri sürekli vardır. Dediğim gibi çok sağlam psikolojileri vardır bu kişilerin. Üçüncü önemli özellikleri, diğer insanlara vaktini harcamadıkları için, vaktini sadece kendi konularına harcadıkları için çok büyük işler başarabilirler. Bu kişiler yazardır, mucittir, bilim adamı, felsefecidir, düşün insanıdırlar. İşlerine odaklanabildikleri için, içine kapanık görüntülerinin ardında işlerine, hobilerine, en detaylı ayrıntısına kadar odaklanabildikleri için büyük başarılara imza atarlar. Mesela Apple'ın kurucusu Steve Jobs ve arkadaşı Wozniak içe kapanık insanlardır. Ya da Microsoft'un kurucusu Bill Gates, başka Elon Musk, bu kişiler hep içe kapanık, kendileriyle baş başa insanlardır. Kendilerine vakit ayırdıkları için, sanal gündemin rüzgarlarında kaybolmadıkları için, kendi gündemleri olduğu için ve o kendi gündemlerinde, kendi dünyalarında mutlu oldukları için büyük işlere imza atan kişilerdir bu kişiler ve toplumu, dünyayı bir adım daha ileri taşıyan kişilerdir hep. Diğer maddemize geçelim. Neymiş? Kopya çekiyorum. Bu kişilerin çok büyük şeylere, saraylara ya da çok gösterişli arabalara ihtiyaçları yoktur. Tek ihtiyaçları olan yalnız kalabilmektir. Belki ekstra bir oda olabilir. Mesela evli insanlar ise, evlenmişlerse, ev seçimlerinde bir oda fazlası olan evleri seçmeye, daireleri seçmeye özen göstersinler. Çünkü enerjilerini toplayabilmeleri için ve sevdikleri işleri yapabilmeleri için bir fazla odaya ihtiyaçları vardır.
Bu kişiler mesela ailesiyle çok vakit geçirdilerse ya da sosyal ortamda çok vakit geçirdilerse strese girerler ve evde yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır. Aileleri bu kişilerin bu yalnız kalma ihtiyaçlarına hassasiyet göstermeli ve saygı duymalıdırlar ki bu kişiler enerjilerini yeniden toplayabilsinler ve mutlu olabilsinler. Mesela Amerika'da bu içe dönük bilim adamlarını ya da programcıları, bilgisayarcıları bir ofiste topluyorlar. Mecburen herkesin bir katta çalışması gerekiyor. Peki nasıl bu insanlar kendilerini yalnız hissedebilirler diye düşünüyorlar ve bu insanları cam ekranlarla ayırıyorlar. Her çalışana ayrı bir bölme veriyorlar. Finansçılara da bunu yapıyorlar. Çünkü finansçılar da sürekli bilgisayar başında vakit geçirmesi gereken kişilerdir ve içe dönük insanlardan, içine kapanık insanlardan seçilir. O kişilere de böyle sürekli yalnız hissedebil kendilerini yalnız hissedebilecekleri kabinler verirler. Hatta kırmızı ışıkları yanmaktadır. Çalıştıkları süre içerisinde başka hiç kimse rahatsız edemesin diye. O ışık söndüğü zaman sadece yanına gidip bir şey sorabilirsin. O insanlar enerjilerini sadece işlerine, sevdikleri işe odaklayan kişilerdir. Amerika'da buna bu şekilde çözüm bulmuşlar. O kişilerin özel alanlarına saygı göstererek. Türkiye'de mesela çok kalabalık ortamda çalışmanız gerekiyorsa kendinizi nasıl şarj edebilirsiniz? Bu soru akla gelebilir. Yemeğinizi hızlıca yedikten sonra bir yarım saatlik yürüyüş yaparsanız yine o süre zarfında kendi düşüncelerinizle baş başa kalırsınız ve o mutluluğa hızlıca erişebilirsiniz. O yüzden eğer ki hani çok kalabalık ortamda çalışmanız gerekiyorsa ve bu sizi strese sokuyorsa sizin ihtiyacınız sadece bir yarım saatlik yürüyüştür ya da aile içerisinde bir ayrı bir odadır. Budur içe dönük insanların ihtiyacı olan tek şey. Yalnız kalabilmek. Lüks değil. Bir başka özellik içinde bulundukları topluma göre üzerlerindeki bakış açıları farklıdır. Mesela Japonya'da yaşıyorsa içe dönük insanlar çok şanslıdırlar. Çünkü Japonya'da bu kişilere büyük saygı gösterilir. Hareketlerini kontrol edebilen, düşüncelerini, sözlerini kontrol edebilen insanlara Japonya'da büyük saygı gösterilir. Ve bir icadı varsa bu bilim adamının bir buluşu varsa Japonya'da bunu rahatlıkla sergileyebilir. Çünkü saygı gösterdikleri için bu kişileri dinlerler. Bu nedenledir ki Japonya bilimde bir adım ötededir her zaman dünyadan. Ama Amerika gibi bir ülkede yaşıyorsa bu bilim adamı ya da içe dönük insan ya da yazar, her kimse, her ne iş yapıyorsa ya da finansçı kendisini pazarlayamayabilir. Çünkü Amerika, İtalya gibi ülkelerde dışa dönük insanların daha çok dinlenildiğini hepimiz biliyoruz. Ya da bu kişilerin daha popüler olduğunu biliyoruz. O yüzden Amerika gibi ülkelerde bir kendisini pazarlamaya da ihtiyaçları vardır. İçe dönük insanların sosyalleşmeye de ihtiyaçları vardır. Yoksa buluşlarını, eserlerini sergileyemezler. Maalesef kaybolup gidebilir bu değerler bu ülkelerde. Evet, bir başka madde. Yatırım uzmanıdırlar, hesap uzmanıdırlar. Nasıl yatırım uzmanıdırlar? Bu insanlar para harcamazlar. Yani savurgan değillerdir. Gösterişe, şatafata para harcamadıkları için tutumludurlar. Dolayısıyla da hesap uzmanıdırlar. Gerçekten finansçılar hep içe dönük insanlardır. Sadece tutumlu olduklarından değil tabii ki. Büyük konsantrasyon isteyen işler olduğu için finans uzmanlığı, hesap uzmanlığı en ufak detayı kaçırmamaları gerektiği için
Bu insanlar dışa dönük insanlar değillerdir. Bir önceki konuyla ilgili aklıma bir örnek geldi. Mesela benim iki tane arkadaşım var. Bunlar kardeş. Birisi Türkiye'de en değerli üniversiteyi birincilikle bitirmiş bir arkadaşım. Hatta iki bölümü birden birincilikle bitirdi. Amerika'ya gitti ama Amerika'da başarılı olamadı. Çünkü Amerika'da biliyordum bu benim arkadaşım içe dönük bir insan ve o kişiler de Amerika'daki insanlar da sosyal yönü güçlü insanlar arıyorlar. Hele ki dünyanın başka yerinden kalkıp da gidiyorsanız o ülkeye. Onlarla bira tokuşturup da eğlenemiyorsanız belki de sizi takımlarında görmek istemeyeceklerdir. Böyle yanlış içerisine düşebiliyor Amerika bazen. Ve benim arkadaşım geldi burada finans şirketlerinde tepe yönetici şu anda Türkiye'de. Yine kendince doğru olan bir çözüm yolunu, çıkış yolunu buldu. Tabii ki de içe dönük insanlara her zaman bir çıkış yolu bulurlar. Diğer kardeşi de burada arkeologtu. Yani insanlara hitap etmeyi, işte tarihi eseri bile sergilemeyi seven bir kişiydi. Dışa dönük bir kişiydi. Dışa dönüklüğün %100 örneğiydi. Ve Amerika'da tabii ki de çok başarılı oldu. Halen Amerika'da yaşıyor. Evet, böyle bir örneğim de vardı. Bir diğer özellikleri de şudur. Sosyalleşmek için kendilerini bazen yıpratırlar. İşte sosyal kulüplere üye olmaya çalışırlar. Benim de acaba sosyalleşmeye ihtiyacım mı var diye düşünürler. Ve bu konuda kendilerini yıpratabilirler. Çok fazla çaba harcamalarına gerek yok. Sosyalleşmek adına ya da sosyalleşmeyi öğrenmek adına. Çünkü biyolojilerinde yok. Strese girerler. Sosyalleşmek onları yorar. Ama doğru çözümü de buluyorlar. Bu şirket yöneticileri olan içe dönük insanlar kendilerine bir halkla ilişkiler, PR uzmanları istihdam ediyorlar ve bu şekilde de sorunlarını çözüyorlar. Bu sorunun üstesinden geliyorlar. Diğer özellik, olaylara anında tepki veremeyebilirler ama strateji uzmanıdırlar. Verdikleri tepki, olaya anında tepki veren extrovert yani böyle dışa dönük insanlardan çok daha etkilidir. Çok daha kalıcıdır. Evet, tepkileri kalıcı çözümdür. Kalıcı etki bırakır. Böyle de bir özellikleri var yine içe dönük insanların. Son özellik arkadaşlar. Çünkü birçok özelliği iç içe saymışım. Son bağlamda da şunu söyleyebilirim. Mesela bu video uzun bir video oldu. Çünkü ben de içe dönük bir insanım. Bir konuyu anlatıyorsam o konuda derinlemesine bilgi sahibi olmaya çabalarım ve derinlemesine anlatmaya çabalarım. Evet, bu bir içe dönüklük örneği. Dışa dönük bir insan ne yapar? Bir dakikalık video çeker, yüzeysel bir video çeker, kendisini ön planda tutmayı amaçlar sadece ya da yüzeysel bilgiyle parlamaya çalışır. Ama dışa dönüklük kötü değildir. Ülke yöneticileri genelde dışa dönük kişilerdir. Kitleleri peşinden sürükleyebilen kişiler dışa dönük insanlardır. İnsanlar onların peşinde koşar, onları örnek alır, onları ilham alır. Böyle avantajları da var. Ama her ne kadar lider kişiler de olsalar dünyayı bir adım ileri taşımazlar dışa dönük insanlar. Bilimleriyle, icatlarıyla, yazarlarsa eserleriyle dünyayı bir adım ileri taşıyan kişiler içe dönük kişilerdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoma beğene basabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler.